Çocuklar, siz depodayken Esra öğretmeniniz beni aradı. Yerinizi ondan öğrendim. Bize yardım ettiği için de büyük abinin adamları onu bu hale getirmişler. Artık yürüyemeyecek. Oh, iyi olmuş. Oğlum çok ayıp ama. Onun yüzünden Aylin abla öldü. Tilki abi gitti. Ben o kadını bir daha bu evde istemiyorum. Eğer o kadın burada kalacaksa ben giderim. Oğlum. Oğlum dur. Oğlum bekle. Gürcan haklı. Her şey benim yüzümden oldu. Bu evde kalıp kimsenin huzurunu bozmak istemiyorum. Eskiden düşüncelerini okuyamıyordum. Çünkü seninle tanışmadan önce düşüncelerimi kontrol etmeyi öğrettiler. Şimdi niye kontrol edemiyorsun? Sana üzülmem için beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır Zeynep. Yemin ediyorum hayır. Ben artık çok yoruldum kendimi saklamaktan, yalan söylemekten, oyun oynamaktan. O yüzden gizlemiyorum düşüncelerimi. Çok geç artık biliyorum ama size yaptıklarım için çok pişmanım. Oğlum, Esra'nın bize yaptıklarını unutmadım. Ama eğer o pişman olup nerede olduğunuzu söylemeseydi hepinizi kaybedebilirdim. Öyle ya da böyle sizin hayatınızı ona borçluyum ben. Gel canım. Otur. Bakın çocuklar. Her insan hata yapabilir. Her insanın yanlışı olur. Önemli olan bu yanlıştan dönebilmektir. Esra bize yaptıklarının bedelini fazlasıyla ödedi. Bize yardım ettiği için onu sakat bıraktılar. Onu bu halde bırakmak bize yakışmaz. Siz sağduyulu çocuklarsınız. Eminim doğru olanı yapacaksınız. Hadi şimdi yatın. İyi geceler. Sen düşünüyorsun. Bence bir şans daha verebiliriz. Çocuklar haklı Mehmet. Lütfen beni yarın evime götürür müsün? Esra, bu konu çoktan kapandı. Burada bizimle kalıyorsun, tamam mı? İyi ama çocuklar... Merak etme. Zaman onlar anlayacaktır. Doğru yolu bulacaklar, emin ol. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu dünyada senin gibi, ailen gibi insanların olduğunu bilmek çok güzel. Geç oldu, yatağına götüreyim mi seni? Yatağıma mı? Burada kaldığına göre senin de artık bir yatağın var elbette. Hadi geç oldu artık. Seni götürürüm. Uyu sen de. Çarşaflar temiz. Bak bakalım. Yastık serse değiştirebilirim. Yok, gayet iyi. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Yavaşça. Geceleri ev biraz soğuk olur da. Şunu örteyim şöyle. İstersen bir battaniye daha vereyim. Yok, gayet iyi bu. Tamam. Telefonun da burada. Tamam. Tamam, iyi geceler. Sana da. Mehmet. Bu gece yanımda kalır mısın? Gürcan bekliyor, gitmem lazım. İyi geceler.
Esra. Üzülme. Her şey geçecek. Hiçbir şey geçmeyecek. Hep öyle derler ama geçmez. Her dakika kendime olan nefretim daha da artıyor. Nefes almak bile zulüm geliyor bana. Bak, bırak bu düşünceleri. Atlatacaksın. Peki ya sen? Sen yanımda olacak mısın? Tabii, elbette. Biliyor musun? Gözlerine baktığımda görüyorum. Neyi? Bana acıyorsun. Lütfen çıkar mısın? Bak, sen acınacak halde değilsin. Sadece vicdan rahat bırakmıyor seni. Hiçbir zaman bırakmayacaktı. Ölene dek. Kim bilir belki de acıların en büyüğünü öldüğüm zaman yaşayacağım. Bence sen şimdi bütün bu düşünceleri kafandan çıkar, güzel bir uyku çek, tamam mı? Kim bilir? Sabah kalktığında her şey bambaşka olabilir. Hı? Evet, haklısın. Belki de en iyisi uyumak. Bakarsın sabah yepyeni bir hayatımız olur. Aynen. İyi geceler. Sana da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.